Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşu Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, burada yaptığı konuşmada 21 Eylül 1922'de ilçelerinin düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi. O dönemde verilen mücadelenin ülkeyi bölmeye ve parçalamaya yönelik düşmanlara karşı olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Şimdi yine bakıyoruz ki günümüzde Fethullahçı terör örgütü de bu gaye amacıyla ülkemizde yapılanıp kendi vatandaşlarımıza kurşun sıkıp darbe teşebbüsünde bulunmuştur." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Kurtuluş Savaşı'nda Ayvacık yaklaşık 2 sene Yunan işgali altında kaldı. 21 Eylül 1922 Perşembe günü 2. Suvari Tümeni tarafından kurtarıldı. Bunu Büyük Önder Atatürk, Kahraman Türk Ordusu, Miralay, Zeki Bey ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Ruhları şad olsun. Atalarımızın bizlere emaneti olarak kanlarıyla yıkanmış bu toprakları aynı bilinçle koruyarak daha da ileriye götürmek hepimizin hedefi olmalıdır. Bugün de Türkiye'de anayasal düzende teminat altına alınmış demokratik kazanımları ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmaya hedefleyen, silahlı darbeye teşebbüs eden FETÖ terör örgütü gibi iç ve dış düşmanlar olmuştur. Bunlar 15 Temmuz gecesi milletimizin devletine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Burada bu darbe teşebbüsünü canları pahasına önleyen şehit ve gazilerimizde saygıyla anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Gelişmeler dünyayı küçülttü. Savaşlar ekonomik savaşlara dönüştü. Ekonomik bağımsızlığı olmayan milletlerin siyasi bağımsızlığı da yoktur sözünü ilke edinip üretmeli ve çağa yakalamalıyız. Her şeyin temeli olan eğitim bilimselmeli ve desteklemeliyiz. Tören Bergama Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri gösterisiyle devam ederken Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nın bando ekipleri de bir konser verdi. Türk
Töreni Ayvacık Kaymakamı Salih Gelgeç, Garnizon Komutanı Hava Yüzbaşı Murat Turumtay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Son olarak Ünal Şahin, önümüzdeki kurtuluş şenliklerinin daha renkli geçeceğini, bu yılki gece etkinliklerini şehitlere saygı dolayısıyla iptal ettiklerini belirtti.